14. yüzyıl başlarında Yakın Doğu ve Avrupa'da görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Osmanlı Devleti'nin büyümesini kolaylaştırdığı savunulamaz? Birçok Avrupa devletinin siyasi birliğini gerçekleştirememesi. Evet, siyasi birlikten yoksun olunduğu için arkadaşlar bu dönemde bazı devletler Osmanlı bundan yararlandı ve sınırlarını genişletti. Bulgar Devleti'nin sınırlarını Bizans yönünde genişletmesi. Evet, bu da arkadaşlar Osmanlı'nın bu dönemde büyümesini kolaylaştıran başka bir etkendir. Bulgar Devleti de zaten çok güçlü bir devlet değildi arkadaşlar. Bizans'ın bulunduğu bölgelerin bir kısmını zayıf olan yerlere alması o Bizans'ı biraz daha zayıflatıyor aslında. Yani Bizans'ın zayıflaması Osmanlı'nın işine geliyor. Bu da Osmanlı Devleti'nin Bizans yönünde de ilerlemesini kolaylaştırıyor, sınırlarını genişletiyor. Ortodoks ve Katolik kiliseler arasında mücadele yaşanması, bunların arasındaki kavga da Osmanlı işine gelecektir. Bunlar birbirlerini zayıflatacaklar, Osmanlı bundan faydalanacaktır. Evet, Katolik Macarların Balkanları ele geçirerek Ortodoks Balkan devletlerini mezhep değiştirmeye zorlaması. Görüldüğü gibi Katolik Ortodoks kavgasından bahsetmiş burada da. Bu kavgalar bu toplulukları elbette zayıflatacaktır. Kendi aralarındaki mücadeleler Osmanlı işine girecektir. Karamanoğlu Beyliği'nin kendisini Türkiye Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görmesi bu işte Osmanlı işini zorlaştıracaktır arkadaşlar. Çünkü Karamanoğulları diyor ki bu toprakların sahibi artık benim. Selçuklu'nun devamı benim diyor yani. O yüzden bu Osmanlı'nın büyümesini kolaylaştırmaz, zorlaştırır. Çünkü karşısında daha güçlü bir rakip olacaktır. O da Karamanoğulları. Karamanoğulları ki Osmanlı'nın büyümesini hiçbir şekilde istemiyor ve desteklemiyordu arkadaşlar. O yüzden bu savunulamaz. Cevap D seçeneği. Türkiye Selçuklu Devleti'nin siyasi otoritesini kaybetmesinden sonra Anadolu'da kurulan Türk beylikleri, Türkiye Selçuklularının bıraktığı boşluğu doldurma mücadelesi vermişlerdir. Osmanlı Beyliği, Türk beylikleri arasında bu mücadeleye karışmayarak yönünü Bizans'a çevirmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu politikasının öncelikle aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? Evet, Osmanlı beylikleriyle iyi geçinmiş, Bizans'la savaşmış. Evet, yönünü Bizans'a çevirmiş. Öncelikle neye ortam hazırlamıştır? Bizans ile ilişkilerin gelişmesi mi? Yani Bizans'la mücadele var arkadaşlar. İlişkilerin gelişmesi ara ara oluyor elbette ama daha çok Bizans topraklarını ele geçirme yönüyle politika izlediği için Osmanlı ilişkiler zayıflar. Türkmen göçlerinin Osmanlı'ya yönelmesi, yani Bizans'la savaşılıyor diye Türkmenler Osmanlı'ya hemen yönelmiş değil. Evet, Osmanlı'ya gelenler var bu nedenlerle. Çünkü Osmanlı Bizans'la savaşıyor. Onlar da cihat ve gaza düşüncesiyle Osmanlı topraklarına yerleşiyorlar. Ama öncelikle diyor. Öncelikli olarak bu akla gelmez arkadaşlar. Bu sonraki aşamadır. Osmanlı egemenliğinin Rumeli'ye yayılması. Evet, bu olabilir arkadaşlar. Çünkü Bizans Rumeli topraklarına daha çok hakimdi değil mi? Bizans. Dolayısıyla Bizans topraklarına yönelmesi Osmanlı'nın Rumeli'ye doğru genişlemesini sağlamıştır. Osmanlı egemenliği yani hakimiyeti Rumeli'ye yayılmıştır. Evet, bu doğru. Ahilerin desteğinin alınması, Bizans'a yönünü çevirdi diye ahilerin hemen arkadaşlar desteği olmuş olmuyor. Ahiler Osmanlı'yı seviyor, takdir ediyor Bizans'a savaştığı için. Fakat öncelikli olarak bu ortam hazırlamış değil. Çünkü burada Bizans'a karşı çevrilmiş bir politika var arkadaşlar. Yönünü oraya çeviriyor. Böylece Bizans yönünde fetihler yapılıyor. Bakın, fetih olarak algılayın. Fetihler olduğunca Bizans topraklarının bir kısmı özellikle Rumeli'ye taraf olan kısımları da Osmanlı'nın eline geçiyor. O yüzden ahilerin desteğinin alınması öncelikli değil. Türk beyliklerinin Osmanlı bayrağı altında toplanmasının Bizans'la ilişkisi yok arkadaşlar. Bizans topraklarında büyüyor diye beylikler Osmanlı bayrağı altına girmeyecektir. O Türk beylikleri Osmanlı'yla anlaşarak ya da Osmanlı'nın o toprakları ele geçirmesiyle Osmanlı bayrağı altına toplanacaklardır. Bunun Bizans ilişkisi yok. Ama öncelikli olarak Osmanlı egemenliğinin Rumeli'ye yayılmasına ortam hazırlayacaktır bu durum arkadaşlar. Bizans'a yönünü çevirmesi öncelikli olarak buna zemin hazırlamıştır diyebiliriz. Cevap C seçeneği olmalı. Osman Bey elde edilen yerleri kardeşi, oğulları ve silah arkadaşlarına dirlik olarak vermiştir. Osman Bey'in bu tutumu aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir? Bakın, Osman Bey ne yapmıştır? Kardeşlerine, oğullarına, silah arkadaşlarına fethettiği yerleri dirlik olarak vermiş. Yani ikta olarak vermiş.
Şer'i hukuka dayanarak bunu yapmamış. Şeriatta, İslam hukukunda böyle bir uygulama yok. Fetheden, fethettiği yerin sahibidir anlayışına uygun hareket etmiştir. Çünkü kimleri fethetmişse o topraklar onundur anlayışı vardı Türklerde arkadaşlar. Dolayısıyla kardeşler, oğullar, silah arkadaşları, evet, fethedilen yerlerin sahibi oluyorlar. Onlara da bu topraklar bağışlanıyor bir anlamda. Yani veriliyor ama şey değil, tamamen mülkiyet onların değil. Dirlik olarak veriliyor. Devşirme sistemine dayandırılamaz. Devşirme sistemi gayrimüslim çocukların askere alınmaz. Yani gayrimüslim çocukların Müslümanlaştırılarak asker alınma sistemidir arkadaşlar. Halbuki burada dirlikten bahsetmiş. Eski Türk veraset anlayışına uygun bir hareket mi bu arkadaşlar? Buna mı dayandırılmış? Arkadaşlar bu eski Türk veraset anlayışında ülke toprakları hanedanın malıdır. Fakat burada silah arkadaşları da diyor. Silah arkadaşları hanedan üyesi değildir. O yüzden eski Türk veraset anlayışına uygun bir davranış değil. Millet sistemi dediğimiz zaman Osmanlı'da millet sistemi dine dayandırılmıştır. Müslüman millet, gayrimüslim millet, işte Hristiyan, Yahudi millet diye ayrılmıştır. Dolayısıyla bununla da ilişkisi yok. Demek ki fetheden, fethettiği yerin sahibidir anlayışına uygun olarak Osman Bey böyle bir tutum içerisine girmiş. Cevap B seçeneği. Ahlak ile zanaati birleştirmiş bir meslek örgütü olan ahiler, Osman Bey'in manevi destekleyicisi olmuşlardır. Ahilerin lideri Şeyh Edebali, Osman Bey'e insanı yaşat ki devlet yaşasın tavsiyesinde bulunmuştur. Yani insanları memnun edersen devletin ömrü uzun olur. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisinin bu tavsiyenin bir yansıması olduğu savunulabilir? Gaza ve cihat anlayışının benimsenmesi mi? Gaza ve cihat anlayışı din ve İslam uğrunda bir yerlerin alınması, fethedilmesi anlamına gelir. Halbuki burada vatandaşın, insanın değerli olması, insana değer verilmesi ve böylece de devletin uzun ömürlü olması anlatılmış. Burada fetihlerden, gazadan, cihattan bahsedilmemiş arkadaşlar. Bunun yansıması değil. Pençik sistemin uygulanması bu askeriye ile ilgili bir sistemdir. Halbuki burada insana yatırım yapılmasından bahsedilmiş. Fethedilen bölgelerdeki yerel kültürlerin korunması. Evet, fethedilen bölgelerdeki yerel kültürler, yani Ermeni, Rum, Yahudi, Türkmen, fark etmez Gürcü arkadaşlar, Sırp, Macar, yani hangi bölgede nereler fethedilmişse o bölgenin kültürlerine zarar verildiğinde o bölgenin insanları ne olacaktır? Devlette memnun olmayacaktır. Ama o bölgenin yerel kültürlerine dokunulmazsa, onlar korunursa insanların memnun olacağı için o bölgelerde Osmanlı toprağından ayrılmayacaklardır. Ayrılmak için isyan etmeyeceklerdir ve devlette uzun ömürlü olacaktır. Evet, bu doğru. Hukuk kurallarının dinsel kaynaklı olmasından dolayı evet böyle bir söz söylenmiş değil arkadaşlar. Evet, bu tavsiyenin yansımasından dolayı hukuk kuralları dine dayandırılmamıştır. Yani dine dayandırıldığı için insanlar huzurlu olur anlamı çıkmaz arkadaşlar. Çünkü gayrimüslimler de mesela İslam hukukuna göre hareket etmiyor değil mi? Veraset anlayışının uygulanması da olamaz. Veraset anlayışı babadan oğula yönetimin geçmesi demektir. Açıkça insan yaşat ki devlet yaşasın sözünün yansıması, hiçbir kültüre dokunulmaması, kültürlerin korunması olmalıdır arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Orhan Bey 1345 yılında karışıklıklar içerisinde bulunan Karesioğulları Beyliği üzerine yürüyerek topraklarını ve donanmasını Osmanlı Devleti'ne katmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun bir sonucu olduğu savunulabilir? Bizans'ın Anadolu'daki baskısının artması. Karesioğulları Beyliği Osmanlı'ya katıldı diye arkadaşlar, Bizans Anadolu'daki baskısını arttırmaz. Çünkü Karesioğulları Türk beylidir değil mi? Türk beyliğinin ele geçirilmiş olması, Karesioğulları beyin ele geçirmesi işte Bizans'ın üzerimizdeki baskısını arttırmaya neden olmayacaktır. Çünkü zaten biz onu Bizans'tan almadık değil mi? Karesioğulları kendi başına bir beylikti. Türk siyasi birliğinin kesin olarak sağlanması, arkadaşlar daha ilk bir beylik alınıyor. İlk beylik. Türk birliğinin kesin olarak sağlanması çok sonralar olacaktır. Ta Yavuz Sultan Selim zamanında. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçmesine ortam hazırlayacak bir durumdur arkadaşlar bu. Çünkü donanma sayesinde, deniz kuvvetleri sayesinde Osmanlı Rumeli'ye daha rahat, daha kolay geçebilecektir. Bu da Rumeli'deki fetihleri hızlandıracaktır arkadaşlar. Evet, yukarıdaki Karesioğulları'nı ele geçirmesinin sonucu bu. Osmanlı Devleti üzerinde Haçlı seferlerinin düzenlenmesi Karesioğulları ile hiçbir ilişkisi yoktur arkadaşlar. Karesioğulları alındı diye Haçlılar bize sefer düzenleyecek değil.
Osmanlı Devleti'nin doğu sınırlarının güvence altına alınması, karesi olarak taşlar Çanakkale Balıkesir taraflarındaki bir beyliktir. Dolayısıyla doğu ile hiçbir ilişkisi yok. Ama karesi olan ele geçirmesiyle donanma sayesinde Rumeli'ye geçilmesi sağlanmıştır. Daha da hızlanmıştır. Cevap C seçeneği. Osmanlı Devleti'nde Rumeli'ye ilk iskan Sultan Orhan zamanında gerçekleştirmiş ve Osmanlı kaynaklarında göçer evler veya Kara Arap olarak adlandırılan Karesi halkından bir grup Türk göçebesi 1357'de Gelibolu yöresine ve daha sonra da Hayrabolu'ya göç yoluyla yerleştirilmiştir. Demek ki Türklerin fethedilen yerlere yerleştirilmesi anlamına gelen iskan politikasını ilk uygulayan Orhan Bey'dir. Evet, Karesi halkından bir grup Türk göçebesine arkadaşlar gelip oraya yerleştirmiş. Evet, Osmanlı Devleti bu politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz? Göçebelerin yerleşik hayattakilere zarar vermesini önlemek bu olabilir arkadaşlar. Çünkü göçebeler yani binlerce insan, belki binlerce hayvanla beraber insanlar ve hayvanlar bir yerden bir yere göç ederken tabii ki etrafa, tarlalara, bağlara, bahçelere, şehirlere zarar verebiliyorlar. O yüzden bu zararları engellemeye yönelik bir politikadır bu aslında. Rumeli'de Türk nüfusunu artırmak, elbette Türkleri Rumeli'ye yerleştirerek nüfusunun artması, bu şekilde fetihlerin kalıcı olması sağlanmak istenmiş olabilir. Tarımsal üretimi geliştirmek de olur. Çünkü bunlara toprak veriliyor. Yerleşik hayata geçen insanlar ne yapacak? Hayvancılığı, yani göçebe olarak yapmış oldukları bu hayvancılığı artık terk edecek. Yani hayvancılıkla her şeyle hayvancılıkla uğraşmayacaklar. Çünkü artık yerleşik hayata geçmişler. Hayvancılığı yine devam ettirseler de asıl geçim kaynakları tarım olmak zorunda olacaktır. Bunlara tarlalarda verildiği için arkadaşlar, topraklarda verildiği için tarımsal üretim de geliştirilecektir. Vergi gelirlerinin toplanmasını kolaylaştırmak, elbette ki Türkmenler buraya yerleştirildikleri zaman bunlardan daha rahat vergi alınabilecektir. Türk siyasi birliğini sağlamak yönüyle atılan bir adım değil. Gelip oluyor Rumeli'ye Türklerin yerleştirilmesi, oranın elde kalmasını sağlamaya yöneliktir. Türk siyasi birliğini sağlamak için Türk toprakları ele geçirilir arkadaşlar. Halbuki burada Türklerin göç ettirilmesi, yerleştirilmesi, yani bir yere yer işgal edilmesi anlatılmış. Evet, bu olamaz. Cevap E seçeneği.